Efendim iyi akşamlar. Bursa TV'den ajans programıyla yeniden karşınızdayız. Türkiye yoğun bir gündem geçirdi bugün. Çünkü mecliste yemin töreni vardı. Partiler yeniden buluştu. Grup toplantılarını yaptı. Ardından saat 15 civarında meclis yemin töreniyle birinci yasama yılında işbaşı yapmış oldu. Bugün bu konuyu konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde G20 zirvesi vardı. Türkiye için önemli bir buluşmaydı. Onu da konuşacağız. Bugünkü gündemi de konuşacağız. Konuğum yazar aynı zamanda avukat Şakir Çalışkan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum ben de Bursa TV izleyicilerine sizin aracılığınızla. Teşekkür ederim davetinize. Biz teşekkür ederiz, kabul ettiniz. Evet, Türkiye hararetli bir gün geçirdi. Yemin törenleri, 550 milletvekili bugün mecliste yemin edip çiçeği burnunda vekiller de vardı aralarında. Evet. İşbaşı yaptılar. Her hararet böyle olsun. Evet. Demek geliyor insan içinden. Tabii Türkiye 7 Haziran seçiminden sonra çok uzun aradan beri ilk defa kaotik bir döneme girmişti. Çok arada geçen 4 aylık süre çok sıkıntılı günlerdi Türkiye için. Türkiye'nin üzerinde adeta kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. İnsanlar karamsar bir havaya bürünmüştü. Acaba ne olacak? AK Parti yeniden tek başına iktidar olabilecek mi? Koalisyon kurmayı denedi ülke. O koalisyonu da kurulamadı bir şekilde, evet, bir sebeple. Yani hükümetin kurulabilmiş olması, %49,5 bir oy çoğunluğu, %50, yani neredeyse iki kişiden bir kişinin oyuyla AK Parti'nin mecliste çoğunluğu sağlaması ve çok net bir iktidarla halkın karşısına çıkabilmesi gerçekten Türkiye'yi rahatlattı. Türkiye'nin bu rahatlığa şu anda anlıyoruz ki çok daha iyi anlıyoruz şu süreçte ki büyük ihtiyacı varmış. Çevremizdeki ateş çemberi sürekli artıyor ve daralıyor ve Türkiye'yi her yandan sıkıştırıyor. Yani bu dışarıdaki üzerimize gelen gündemin üzerine bir de Türkiye iç sıkıntılarını, hükümet boşluğunu kaldırabilecek durumda değildi. Evet. Bu anlamda AK Parti'nin seçimlerde 1 Kasım seçimleri öncesindeki sloganıyla ilk günkü aşkla AK Parti'nin 2002'ye vurgu yaparak, 2002'ye gönderme yaparak ilk günkü aşkla yeni bir Türkiye sloganıyla yeniden bir hükümet kuracak olması gerçekten toplumda büyük bir ümit ve beklenti oluşturdu. Şunu da söylemek lazım. %49,5 %50 oyla iktidar olmak çok büyük bir onur olmanın yanında ağır da bir sorumluluktur. Adeta başarıya mahkum ve mecburdur. Bu saatten sonra hiçbir mazereti de olamaz. Halk kendisinden isteneni fazla vermiştir. Verirken hiç böyle cimri davranmamıştır. Çok cömert ve bolca vermiştir. Yeter ki Türkiye'de bir hükümet sorunu olmasın, iktidar boşluğu olmasın. Böyle ağır sorunların yaşandığı bölgemizde ve dünyamızda ülkemiz için bir hükümet boşluğu olmasın diye AK Parti'ye gerçekten kendi AK Parti'nin kişisel tarihinin ikinci en büyük oy oranını bahşetmiştir. İnşallah AK Parti de bunun kıymetini bilecektir. Bu önümüzdeki 4 yıllık süreçte biliyorsunuz hiç yeni bir seçim olmayacak. Ve bu evet, artık bundan sonra seçim bitti. Geçim zamanı, benim bir yazımın başlığı da oydu. Artık seçim bitti, geçim zamanı. Geçimden kastım da iki türlü. Yani halk geçim deyince ne anlar? Evin, işte işin idaresini, ekonomik olarak idaresini anlar. Öbür türlü de geçim mutluluktur, huzurdur, rahattır, ferahtır. Kalkınmadır. Yani kalkınmadır. Yani iyi geçinebilmemiz lazım. Yani bu 4 yılı hem iyi geçirmemiz lazım hem iyi geçinerek geçirmemiz peki lazım. Peki bugün meclisin açılışı yapıldı. Meclisin geçici başkanı yaşı itibariyle Deniz Baykal başkanlık yapmıştı. Çok önemli bir açıklaması vardı. Yemin ettikten sonra bir konuşması vardı. O cümleyi okumak istiyorum. Bugün
hükümet kurulabilmesi için partiler arasında uzlaşmanın artık bir zorunluluk olmaktan çıkmış olduğunu görüyoruz diyor. Yani milletin partiler arasında bir koalisyon ümidini yitirdiğini, tek başına iktidara yön verdiğini burada anlatıyor ama devamında da şöyle diyor. Ama uzlaşı olmalı diyor. Partiler arası görüş birliğine varılmalı. Mümkün mü? Mümkün evet. olabilecek mi? Çünkü partilerin kırmızı çizgileri var biliyorsunuz. Evet. Kim ne kadar ödün verebilir? Şimdi çok doğru bir ifade. Önceki yani ilk cümlesi bir tespit evet. anlamını taşıyor. Hakikaten de %50 ile iktidar olan bir partinin hiçbir partiyle hükümet kurması için gidip kapısını çalmasını hacet bırakmayacak evet. bir çoğunluk. Yani bunu tespit etmiş oluyor. O ilk cümlesi siyaseten hani söylenmesi gereken ama tespit anlamında bir şey. Bundan sonra da böyle olur anlamında değil. Şu an için böyledir demiş oluyor. Ben öyle anlıyorum ya da. Ama devamında söylediği ama buna rağmen yani %49,5 oy çoğunluğuna rağmen işte meclisteki 317 sandalye sayısına rağmen bunu şöyle yorumlamamalı. Yani ben tek başına her işi yapabilme yetkisine sahibim ve bu yapıp ettiğim işlerde diğer muhalefet partileriyle hiçbir şekilde işbirliğine ihtiyacım yoktur. Onlarla selam sabaha da ihtiyacım yoktur anlamında değerlendirmemeli. Zaten Sayın Davutoğlu'nun ilk icraatlarından birisinin muhalefet partilerini ziyaret olacağı basına yansımıştı. Siz de takip evet. etmişsinizdir. Bunu ben çok önemsiyorum. Bu aslında seçim zaferinden sonra AK Parti yönetiminin ve AK Parti'ye oy veren geniş kitlelerin bu seçim zaferini, bu çok büyük bir seçim zaferini büyük bir olgunlukla karşılaması. Yani bunu kimseyi tahrik etmeden sevincini yaşayabilmesi çok önemlidir. Bunun devamının gelmesini temenni ederiz. Ülke barışı açısından, iş barışı açısından bu önemlidir. Bir başka açıdan da önemlidir. Şimdi evet 317 milletvekiliniz var ama anayasayı değiştireceğiz diyorsunuz. Evet. Demek ki anayasayı değiştirebilecek çoğunluğu halk size vermediğine göre diğer muhalefet partileriyle uzlaşma arayacaksınız. Yine aynı şekilde kendi sayınız yetmesine rağmen Türk siyasal sistemini etkileyecek çapta çok önemli geleceği de dizayn edecek yasalar var. Siyasi partiler yasası gibi, seçim barajı gibi vesaire falan. Bunları da tek başına gücü yetmesine rağmen bir uzlaşmayla çıkarmasında çok büyük yarar var. Bu uzlaşmayı arayacaktır. Ama bu halk da bu uzlaşmayı tabir caizse adet yerini bulsun mu tarzında yaptığına yoksa samimi olarak mı yaptığına da bakacaktır. Millet bunu çok iyi görüyor ama yani bunu evet. Koalisyon görüşmelerinde işte adet yerini bulsun, işte iş laf olsun torba dolsun babında yapılan görüşmeler miydi değil miydi çok tartışıldı aslında bunun. Evet. Ama seçim sonuçları milletin nasıl bir karar verdiğini göstermiş oldu. Evet. Yani bu şimdi Davutoğlu'nun kişisel mizacına da uygun bir yönetim tarzı, yönetişim deniyor buna biliyorsun kamu yönetiminde. Evet. Senin de mezuniyetin evet. Olması hasebiyle. Şimdi sizin halk tarafından verilen çok büyük bir desteğiniz olabilir. %49,5 oyunuz olabilir. Ama bilmelisiniz ki sizin bazı icraatlarınız bir kesimde özellikle hiçbir şekilde iktidar olamayacağını, bundan sonra iktidar yüzü görmeyeceğini düşünen, ya benim ömrüm herhalde iktidar görmeye yetmeyecek diye büyük ümitsizliğe kapılan kitlelerde bir şey uyandırmamalı. Yani bu ülkeden kaçıp gitsem, bu ülkeyi terk edip gitsem şeyi de uyandırmamalı. Onlara da bu ülkeyi sahiplenme, öyle icatlar yapmalısınız ki size tırnak içinde söylüyorum tabii bu ülkede düşman tabirini kullanmak evet. doğru değil ama
Sizin çok ciddi rakipleriniz bile sizin hakkınızı teslim etmeli. Yiğidin hakkını yiğide ver kardeşim diyebilmeli. Siz kendinize çok şiddetli muhalefet edenleri bile kucaklayabilmelisiniz. Bunu sadece balkon konuşmalarıyla değil, gerçekten yaptığınız icraatlarla gösterebilmelisiniz. Ve ben şu anda seçimden sonra AK Parti liderliğinde, üst yönetiminde böyle bir hava okuyorum ve bundan çok memnunum yani. Ama işleri çok zordu değil mi? Yani bu ön yargıyı yıkmak, çünkü karşı cenahta bir duvar var ve o duvarı aşmak çok zor. Çünkü bizim Bursa Konuşuyor diye bir programımız var. Orada sokak röportajları yapılıyor. Birine sorulmuştu seçim öncesi. İşte oyunuzu tek başına iktidar mı istersiniz yoksa koalisyon mu? İktidar tek başına iktidar olsun bir parti dedi. Olacak olan da AK Parti'dir. Ama ben dedi AK Parti'ye oy vermeyeceğim. Hı. AK Parti'nin hizmetlerini beğeniyorum, çalışıyorlar ama dünya görüşüm farklı. Ben AK Parti'ye oy verilmeyeceğim diye bir sonuçta bir ön yargı var. Yani kendisinden olmayanı kabullenmiyoruz toplum olarak. AK Parti'nin de hükümetin de işi zor değil mi bu anlamda? Tabii Necdet Bey, şimdi olay şudur. Zaten biz herkesin yeknesak bir şekilde tamamen aynı elbiseyi giydiği, aynı kelimelerle cümle kurduğu bir ülke istemiyoruz. Evet. Yani herhalde böyle bir şey kimse değil. Kimse istemez herhalde. Dünyanın ileri demokrasiyle yönetilen ülkelerinde bu işler nasıl gidiyorsa biz de öyle bir Türkiye arzu ediyoruz. Mesela asgari müşterekler dediğimiz şeyler var. Şimdi Fransa bir terör hadisesiyle yüz yüze kaldı. Çok ağır bir travma yaşadı. Çok ağır bir saldırıya uğradı, katliama uğradı. Bu arada onu da telin ediyoruz. Orada vefat eden insanlara da başsağlığı diliyoruz, yakınlarına da. Bir daha olmamasını temenni ediyoruz. Evet. Şimdi bu Fransa'daki olaydan sonra iktidarı muhalefeti, medyası, kanaat önderleri, topyekun bütün Fransa aynı dili konuşabildi teröre karşı. Çok önemli bir şeydir. Yani Fransa diye bir ülke varsa, Fransız diye bir halk varsa, işte böyle terör karşısında çok ciddi, mesela diyelim ki şeyde deprem oldu. Yani Kocaeli'nde, İzmit'te deprem oldu. 99 depremi oldu. Bu deprem karşısında bir tane vatandaşımız oldu, iyi oldu, orada bir sürü insan öldü de iyi oldu dedi mi? Böyle bir şey mümkün değil. Aynı şekilde Ankara katliamı olduğunda da, Ankara katliamı olduğunda da insan beklerdi ki, yani biz beklerdik ki bütün siyasilerimiz, medyamız ya şu terör karşısında birleşebilsin. Ama siz ancaksız şunu adam gibi ağız dolusu kınayabilsin. Ha ondan sonra bunun sebeplerini araştırırken nasıl güvenlik boşlukları buldular? Bunu yani sorumlu bunu, var bunu, tabii hesaba çekilmeli. Bu sorunlar araştırılmalı. Hükümetin buradaki eksiklikleri varsa onlar elbette eleştirilmeli. Ama direkt, o anda ilk etapta hemen şey yani daha olayın akabinde aradan iki dakika geçmeden devleti katil ilan etmek, İçişleri Bakanı'nı istifaya davet etmek. Ondan önce senin yapman gereken bir şey var. Ya burada bir insanlar ölmüş. Acıları daha taze. Çoğunun oradan şeyleri bulunamamış. Cesetleri kaldırılamamış insanların. Parçaları toparlanamamış. Yani. Sen hemen bu acele nedir? Yani dolayısıyla arzu ettiğimiz Türkiye işte böyle hiç değilse ağır olaylar, büyük olaylar, travmalar karşısında ortak bir dil kullanabilen. Ya bu ülkede hepimiz farklı düşünebiliriz. Ama bu ülkede yaşıyoruz. Ayağımız bu toprağa basıyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerli dediği şeyi ben önemsiyorum. Millilik tartışılıyor, tartışılsın. Ama yerli olmalı insan. Yani yerli malı, Türk'ün malı falan deniyordu eskiden. Yerli olmak şu demektir. Bu toprağın has evladı olmak demektir. Yani bence o anlamda Hrant Dink de mesela yerli bir adamdı. Yani bir başka etnik şeye mensuptu, Ermeniydi ama Türkiye'de yaşıyordu. Türkiye'de yaşıyordu. Yazarlık yapıyordu.
Türkiye'yi seviyordu. Türkiye'de doğmuştu. Türkiye'yi sevdalı bir insandı. Yani dolayısıyla hepimiz bu toprağın öz malı olan öz evlatlarıyız. Kimsenin kimseye üstünlük taslamasına ne gerek var, ne ihtiyaç var, ne de böyle buna bir hakkı var. Yani söylemeye çalıştığımız şey, iktidarı muhalefetiyle yani iktidara yakın, yandaş denilen, candaş denilen, karşıt denilen her neyse bütün medyasıyla hiç değilse böyle bütün toplumu ilgilendiren ağır, acıklı durumlarda bizim ortak yas tutabilmemiz lazım. Ortak gözyaşı dökebilmemiz lazım. Yani bir ülkede birlikte yaşamanın asgari şartları budur. Yani bir ülke çok önemli bir başarı kazanmışsa bundan hepimizin gurur duyması lazım, göğsü kabarması lazım. Sevinmemiz lazım buna. Daha iyi nasıl olur diye onu düşünmemiz lazım. Yani aslında bu süreçte medyada, Türk medyası da üzerine düşen görevi yapmıyor diye söyleyebiliriz. Ya şimdi, yani şehit savcımızın alnına dayanan silahtan tutun da Ankara'daki patlamalarda o ceset görüntülerini, parçalanmış vücutlar, kan revan içindeki insanların görüntülerini hep birlikte izledik. İçimiz acıya acıya izledik. Ama bugün Fransa'daki saldırıya bakıyorsunuz, böyle bir görüntü görmek mümkün değil. Yani bu sonuçta toplumla birebir ilişkide olan medya. Şimdi, toplumu yönlendirmesi açısından sıkıntılı olmuyor. Şimdi burada şöyle de bir durum var. Buraya söylenecek kısmı halka söyledikten sonra bir karşılaştırmada Türkiye'nin ve Türk halkının hakkını yememek için de bir şey de söylemek lazım. Şimdi biz benzer saldırılara çok muhatap olduk. Biz çok öldük. Biz çok acı çektik. Acılara Fransız halkından daha dayanıklıyız, daha bağışığız. Yani. O anlamda biz hemen o bir taraftan cenazemizi kaldırır, bir taraftan yasımızı tutarken bir taraftan da birbirimizle dalaşmayı da ihmal etmeyebiliriz. Yani mesela size şunu söyleyeyim. Fransız halkı 3 gün sokağa çıkamadı. Ankara katliamı oldu. O gün dahi birkaç saat içinde yine sokaktaki yaşam devam ediyordu. Yani belki onlar dünyayı çok fazla önemsedikleri için, belki onların canı bize göre çok daha kıymetli olduğu için, belki gerçekten insan hayatının değerini, kıymetini bizden çok daha iyi bildikleri için, çok daha beyaz oldukları için, çok daha kıymetli oldukları, her neyse ama kendi insanları daha kıymetli diye düşünüyor olabilirler. Evet, işte böyle bir fark da var. Yani biz tartışmayı hemen o gün başlatabiliriz. Benzer tartışmaların önümüzdeki günlerde Fransa'da da yapıldığını göreceğiz. Yani kimisi hükümeti işte, ya şimdi ne demek? Yani siz yıllardan beri Fransa çok önemli bir sömürge ülkesidir. Yani bir sürü sömürgesi vardır vesaire. Dünyada işte Birleşmiş Milletler'in 5 daimi temsilcisinden birisidir vesaire falan. Ama büyük Afrika'da... büyük bir devlettir. Afrika'da bir sürü işte şeyleri vardır. Eskiden kurduğu kolonileri falan vardı. Zaten aslında bugün başına gelenler de onu devam ettirmeye çalışmasından kaynaklanıyor. PKK'yla ilişkileri de. Antiparantez onu söyleyeyim. Gündemde. Şimdi böyle büyük bir devlet olma iddiasındasınız. Paris dünyanın kültür başkenti sayılır. Paris o nedenle sırf hani mesela bizim çocukluğumuzda da vardı. Belki siz de duymuşsunuzdur. Paris gibi falan diye tarif ederlerdi. Gidip görmedik ama nasıl bir yerse gerçekten Paris bu anlamda bir cazibesi olan, bir süksesi olan tabiri caizse bir yer. Yani geliyor sizin süksenizi işte 7 tane terörist çiziyor. Yani karizmanızı çiziyor ciddi anlamda. Yani bu Avrupa'nın göbeğinde, Avrupa'nın başkentlerinden, önemli başkentlerinden birisinde Avrupa'nın vurulmasıdır. Yani siz üstelik Fransa'nın coğrafyasına baktığınızda bizim coğrafya gibi Fransa'ya böyle siz her yeri bizim kadar çok fazla denizden, karadan çok fazla sınırlar da yoktur.
sınırları belli başlı. Buranın içerisine bu kadar silahı vesaireyi bu insanlar nasıl soktu? Sen bunu nasıl engel olamadın? Yani bütün bunlar çok ciddi bir sorundur. Fransa hükümetinin, Fransa devletinin karizması ciddi anlamda çizilmiştir. Fransız halkının devletine olan güveni ciddi anlamda sarsılmıştır. O Avrupa rüyası aslında bitmiştir. 11 Eylül'deki Amerika'daki saldırılar gibi soru işaretleriyle dolu aslında, değil mi? Tabii. Yani o ayrı bir konu. Ben zaten yani onu bir, evet, dünyanın onu, jandarması konumundaki Amerika onu, ikiz kuleler orada vuruluyor. Onu yazımda yazmıştım ben. Yani bir, böyle bir komplo teorisi de ortaya atılabilir ama ileriki günlerde bu ortaya çıkacak. Yani yazımın başlığı şuydu: Orta Doğu halkları hırsızının peşinden gidiyor. Yani nedir? Siz yıllardan beri Afrika'yı, Orta Doğu'yu sömürdünüz. Yeraltı, yerüstü zenginliklerini Avrupa'ya taşıdınız. Yetmedi. Yine Orta Doğu'dan çıkan petrolü alıp götürüp işleyip benzini onun üstüne uçak yapıp onun üstüne bomba olarak attınız, yaktınız. Yani evinin içini soyduğunuz yetmedi, malını mülkünü aldığınız yetmedi, bir de evini ateşe verdiniz. Adam da ortada kaldı. Ne yapacak? Bu nereye götürüldü bu mal varlığı? Onun peşinden düşecek. Yani bugün Avrupa'nın kapısını zorlaması, evet, Orta Doğu halklarını mülteci olarak zorlamasının, bu Nasreddin Hoca'nın meşhur bir fıkrası vardır. İşte hocanın evini gelmiş hırsız soymuş. Hoca bakmış, duymuş aslında ama şey yapamıyor. Buna müdahale etme şansı yok. Yani canından korkuyor. Uyura vurmuş. En son hırsız bakmış ki bu çok derin uyuyor. Üstündeki yorganı da almış. Hoca ortada kalmış. Ondan sonra hırsız tabii kendi meşguliyetinde şeyini götürürken hoca da peşinden tam hırsız eve yaklaştığında geri bakmış. Sen kimsin demiş. Ben demiş o demin soyduğun evin sahibiyim. Ne arıyorsun burada? Demiş biz buraya taşınmadık mı? Yani işte aslında olayın bir de böyle boyutu var. Yani bunun belki konuşulması için daha erken ama buna Avrupa'nın yavaş yavaş konuşması lazım. Orta Doğu meselesine döneceğiz ama bir mecliste bir daha bir bakalım. Şimdi bugün yemin töreni vardı ve ilk yemin eden milletvekili yürüme engelli Bursa'nın AK Parti milletvekili Sayın Bennur Karaburun bir yemin etti ve yeminle besmele ile başladı. Bu tabii alkışlarla karşılık buldu. Bunun dışında Leyla Zana kendisi de bir yemin etti. 94 yılında da vardı yemin krizi. Geçmiş yıllarda yaşamıştık bunu. Ve meclisten tutuklanarak götürülmüştü. Yaka paça dışarı atılmıştı. Bugünkü yemin töreninde de Türk milleti dememek için ısrar etti. Türkiye milleti gibi bir tabir kullandı. Büyük meclis Türkiye başkanı, evet, meclis başkanı Deniz Baykal da uyarıda bulundu. Geçersiz sayılacağını söyledi bu yeminin. Buna rağmen gelip yemini tekrarlamadı ve salonu terk etti. Yeni bir kriz diyebiliriz belki buna. Gerçi çok büyük, geniş kapsamlı bir kriz olmayabilir ama sonuçta bu da günlerce tartışılacak. Çünkü yemini etmediği sürece yasamaya katılamayacak. Şimdi, nasıl değerlendirmek lazım? Şöyle, ben Bennur Hanım'ın yeminini seyrettim, evet, büroda. Besmele ile başladığında tedirgin olmadım desem yalan olur. Yani tedirginliğim neydi? Elbette besmele çok güzel. Bunun sesli olarak söylenmesi de güzel. Meclis çatısı altında meclis olması çatısı mı tedirgin altında, etti acaba? Meclis çatısı altında 28 Şubat dönemlerini falan hatırladığınızda, geçmiş işte tek parti iktidarlarını falan hatırladığınızda, bu ülkeden Allah adının silinmeye çalışıldığı dönemlerde hatırladığınızda, buna karşı bir çatlak sesin çıkıp besmelenin tartışma konusu olmasından endişe ettim. Yani bizatihi Allah'ın adıyla başlamak anlamına gelen besmelenin tartışma konusu olmasından tedirgin oldum. Ancak benim hiç beklemediğim kadar büyük bir olgunlukla diğer parti gruplarından da hiçbir çatlak ses çıkmadı. Başörtülü bunda, milletvekillerimiz de vardı. Bunda şeyin de çok önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Kendisinin o dezavantajlı durumundan dolayı anlayış gösterdiler.
iyi oldu. Bir tabu da böylece yıkılmış oldu. Fakat bunun ben yine de besmelenin gizli çekilmesinde hiçbir beis yoktur. Ben ama o dezavantaj kısmına katılmıyorum Şakir Bey. Çünkü geçmişte yaşadık Merve Kavakçı'yla. Hani bir kadın milletvekiline neler yapıldığını canlı canlı bütün Türkiye görmüştü. Ama yani işte bugün işte Türkiye'de biraz Türkiye'de bazı işte şeyler biraz değişti sanırım. Evet, olgunluk var. Bir de konjonktür var. %50 var orada. Yani evet. %50 iktidar var. Bunun da şey etkisi var falan. Ama yani neticede bunun tartışma konusu olmamasından memnun oldum. Böyle bir tedirginlik bir daha yaşamak ister misin dersen bana istemem yani doğrusu. Besmele gizli çekilse kimse şey beis olmaz. Bir beis yok. Gelelim Leyla Zana'nın yeminine. Evet. Şimdi Leyla Zana bir misyonun insanıdır. Bu Leyla Zana eşi Mehdi miydi? Mehdi Zana. Yani onun bir yani belediye başkanıdır. Onun eşidir. Yıllardan beri bu mücadelenin içinden geliyor. Yani Kürt siyasal muhalefet. Yani yani Leyla Zana silahlı muhalefeti de hiç desteklememiştir. Yani evet. Mesela yani kendisinin o anlamda çok ciddi PKK ile falan da sorunları vardır. Yani Leyla Zana kendi tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum o Kürt davasında önemli bir misyonu vardır. Kendi tabanına yönelik de olabilir. İnandığı değerler olarak da o yani burada şey yapmamıştır. Şov değildir. Leyla Zana bunu içselleştirmiş ve bunun bedelini ödemiş bir insandır. Ve bunun bedeli varsa yine ödemeyi göze almış bir insandır. Şimdi ha denebilir ki ne olacak şimdi? Yani inatlaşmaya gelirse devletin inadı mı galip gelecek? Evet. Leyla Zana'nın inadı mı galip gelecek? Ben ortalama bir yol bulunacağını, Leyla Zana'nın meclise kazandırılacağını düşünüyorum. Buradaki en büyük görev geçmişte Leyla Zana Kürt barışını sağlayabilecek tek kişi Tayyip Erdoğan'dır diye Tayyip Erdoğan'a açık çözüm sürecine destek veren bir siyasetçidir. Dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Davutoğlu'nun bu sorunu görüşme yoluyla halledeceğini düşünüyorum. Halledilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Şimdi aslına bakarsanız bu yemin geçmişte Refah Partili milletvekilleri döneminde de sorun olmuştu. Evet. İlk defa yani şeyi suçlamamak lazım. Yani bir kesim değil. Birçok kesim çeşitli yönlerden kendi ideolojilerine, düşüncelerine aykırı geliyor ya ve sonuçta yemin ediyorsunuz. Peki merakımdan soruyorum. Yani yeni bir yemin metni oluşturulabilir mi? Yani tüm değerlerin içinde olduğu, işte Kürt ile Ermeni, şimdi Ermeni milletvekilimiz de var. Yezid milletvekilimiz de var. Siz gittiniz mahkemelerde hiç yemin ettiniz evet, mi? Evet, ettim. Şimdi burada mahkemelerde yalnız birinde dini değerlerden bahsederek yemin ettirildi. Öncekilerde kutsal saydığın değerler evet, uğramasın. Evet. Bari birisi diyor ki Allah'ına, namusuna falan. Evet. Öbürü de diyor ki kutsal saydığın değerler. Şimdi burada bak suyu da ne kutsal yapıyor? Sayıyorum. Ne yapıyor? Bak hakim bir inisiyatif kullanıyor. Evet. Sana bir alan açıyor. Ben Allah'a inanmıyorsam ne olacak? Niye yani evet. inanmadığım şeye niye yemin edeyim diye düşünebilir insan. Yani niye beni zorluyorsun diye düşünebilir. Ama o zaman diyor ki senin de illaki kutsal saydığın bir şey vardır. Kutsal saydığın değerler uğruna diyor. Yani burada bir esneklik, daha evrensel, herkesin kabul edebileceği ve sürekli böyle ya bu yemin yani ederken bakalım arıza çıkaracaklar mı, çıkarmayacaklar mı? Sürekli bu gerginlikten de kurtulabileceği bir formül aslında bulunması lazım. Buradan da yeni anayasaya doğru geçmemiz lazım. Evet, aslında söylediği Türk milleti yerine Türkiye milleti diyor. Aslında çok büyük Türkiye itici milleti. Bir şey evet. değil yani cümle olarak ama bu isim Leyla Zana olunca akıllarda soru işareti oluyor. Belki de tartışılmasının en büyük nedeni isminin Leyla Zana olması. Evet. Yani şimdi o hareket içerisinden bir tanesinin bunu yapması gerekir. O kendi halkına da oradan kendince bir mesaj veriyordur. Evet. Biz artık bunun inşallah bir şekilde düzeltilip tekrar söylüyorum. Leyla Zana Türkiye için onun tabiriyle söylüyorum.
Büyük Türkiye milleti için, Büyük Türkiye halkları için önemli bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bedeller ödemiştir ve dediğim gibi çözüm sürecinin en önemli aktörlerinden birisi olmuştur kendi halkı tabanı adına. Bundan sonra da çözüm sürecinde görev alabileceğine inanıyor musunuz? Yoksa partinin görüşü şu açısından şimdi, devam edecek tabii mi? Şimdi o hareketin iç dengelerini çok iyi biliyorum desem doğru olmaz. Ancak şunu biliyoruz, duyuyoruz. Bugün silahlı Kürt muhalefeti yani PKK ile yani biz silah mı kullanalım, siyaset mi yapalım diyen yani PKK ile HDP arasında derin iç çatışmaların olduğuna dair rivayetler var. Yani siyaset sonuçta galip gelir. Yani silahın sonu yok. Yani ve bu süreçlerde elbette Hatip Dicle gibi, Leyla Zana gibi onların akil adamları sayılabilecek insanlar çok yararlı olurlar. Olabilirler. Çünkü onların bu dünyadan beklentileri fazla bir şey kalmamış. Evet. Yani yaşını başını almış, görmüş, geçirmiş. Yani onların geriye bırakabilecekleri en büyük miras kendi halklarına bir barış hediye edebilmesidir. Barışa bir katkı sunabilmesidir. Ben ona çalışacaklarını düşünüyorum, ummak istiyorum. Peki yeni anayasayı konuşalım. Bu şimdiye kadar konuştuklarımızın aslında hepsini kapsayan bir paket anayasa. Bunun öncesinde bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Burada iki önemli vurguda bulundu. Biri terörle mücadele sonuna kadar vazgeçmeden mahalle mahalle temizlenene kadar terörle mücadelemiz devam edecek diyor. Bir diğeri de özgürlükçü bir anayasa için çalışacağız. Bunun için de destek istedi. İl başkanlarından ve bunu tabana yayması konusunda bilgi aktardı. İsterseniz terörle mi devam edelim? Şimdi terörle mücadele olmadan zaten özgürlükçü bir anayasa olmaz. Neden? Şimdi güvenlik özgürlük dengesi çok önemli bir dengedir. Yani o kamu hukuku derslerimizde evet, görmüşsünüzdür. Evet. Yani terörün olduğu yerde mesela şimdi PKK'nın alan tuttuğu yerlerde devlet hakimiyetinin işte olmadığı seçmen sandığa bile gidemiyorsa problem. Hangi özgürlükten bahsediyor? Evet. Seçme özgürlüğünü kullanamıyor. Demek ki öncelikle terörün bir yöntem olmaktan, şiddetin sonuç almaya dair bir yöntem olmaktan kamu otoritesi tarafından çıkarılması gerekiyor halk adına. Bunun yapılması gerekiyor. Ancak bu yapılırken de sapla saman birbirinden ayrılarak yapılması evet. gerekiyor. Yani şimdi sıradan yurdum insanıyla, sıradan halkla gerçek anlamda terörle sonuç almaya çalışan teröristi ayırabilmek lazım. Bu kolay bir iş midir? Değildir. Ama yani bunu başarmak lazım. Bu 30 senedir Türkiye'nin içinde olduğu bir durum. 30 sene sonra hiç değilse bunu başarmış olmamız lazım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Terörle mücadele elbette şarttır. Mücadele edilmezse sonuçlarını görüyoruz. Geliyor Ankara'yı vuruyor, gidiyor evet. Paris'i vuruyor. Bugün IŞİD kimliği altında vuruyor. Dün El-Kaide kimliği altında vuruyordu. Yarın hiç bilmediğimiz, adını sanını duymadığımız başka bir kimlikle vurur. PKK kimliğiyle vurur. Her neyse bu terör meselesinin bir kolektif akıl aslında sadece yerel bazda hükümetlerin tek başına çözebileceği bir sorun da değil bu. Yani yani terör artık küresel bir hal almış, küresel bir boyut kazanmış ve dolayısıyla mücadelesinin de bunun terörle mücadelenin de küresel boyutlarda işbirlikleriyle ancak çözülebileceği gerçeği vardır. Şimdi burada Türkiye'nin geçmiş dönemde çözüm süreci diye bir süreç vardı. Evet. Buna önce milli birlik kardeşlik dendi, sonra barış dendi, sonra işte en son çözüm sürecinde yani bu biraz daha şey kabul gördü. Evet. Yani çözüm süreci tabiri daha kabul gördü. Ve sonuçta
öyle oldu, böyle oldu, ondan oldu, bundan oldu ama bu buzdolabına konuldu. Bugün de soruldu şeye, gazeteciler tarafından. Evet. Sayın Beşir Atalay'a soruldu. Dendi ki bu çözüm sürecinin buzdolabında olmasından ne anlamalıyız? Çok basit dedi. Buzdolabına koyduğunuz bir şeyi tekrar çıkarabilirsiniz. Yani ben Türkiye'nin yeni gündemi evet, yine de evet, çözüm yani, süreci. Çözüm, yeni adıyla evet. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi. Ya yeni bir isim konulabilir, önemli değil. Önemli olan işin mahiyetidir, içeriğidir. Hükümet kararlı görünüyor bu konuda ama. Yani şimdi ancak burada şöyle bir sorun da var. Terörle işte sonuna kadar mücadele edeceğiz derseniz aslında bir şey de oluyor. Yani tamam sonuna kadar mücadele edin, son teröriste kadar edin. Evet. Ama o arada işte 4 yıl çabuk geçiyor. Yani onunla uğraşırken bu taraftan da özgürlükçü bir anayasa yapma gibi bir şeyiniz var. Aslında o zaman nereden başlamak lazım? Terörle mücadele işini gerçekten bir güvenlik sorunu olarak ele alıp bu işle ilgili görevli güvenlik bürokrasisi o işle uğraşırken siyasetçiler olarak siz özgürlükçü bir anayasaya odaklanmanız lazım. Ve özgürlükçü bir anayasa, özgürlükçü yasalara odaklanmanız lazım. Yani anayasayı değiştiremiyorsunuz varsayalım. Peki niye seçim barajını kaldırmıyorsunuz? Yani bu şeyle yapılabilecek bir şey, kanunla yapılabilecek bir şey. Siyasi partiler yasasını neden değiştiremiyoruz? Yani işte bu yine demin söylediğimiz gibi bir uzlaşmayla da olsa. Diyelim ki gittin uzlaşma aradın ama olmuyor. Ben tek taraflı yaparım kardeşim o zaman. Yani bu gerçekten ayıp. Yani %10 barajı mı kaldı yani dünyada? %10 barajını kaldırın. Kim koymuş bunu? İhtilali yapan paşalar koymuş. Generaller koymuş. Kaç olmalı baraj? Yani baraj olmalı mı olmamalı mı da tartışmaya açmalı. Pazarlık bence hiç olmamalı. Yani baraj bir sıkıntıysa, 10 sıkıntıysa 5 de sıkıntıdır. Ama bir tarafta şöyle, 3 de sıkıntıdır şöyle yani. Bir durum da var. Şimdi o zaman istikrarsız bir durum da ortaya çıkabilir. Yani hükümet kurulamayınca neler olduğunu da evet. Gördük. Belki baraj bir mecburiyet olabilir, araştırılır yani bizim ülkenin şartları içerisinde falan. %5 barajına mesela çok fazla bir itiraz olmayabilir. Yani partiler bu konuda anlaşabilir. Fakat benim gördüğüm kadarıyla bunu sakın hani siyasiler alınmasın ama bir gerçek de tespit olarak, gözlemimiz olarak söylemek zorundayım ki barajı geçen, bir daha barajı değiştirmek istemiyor. Aynen. Yani benim nasıl olsa baraj sorunum kalmadı. Ben geçiyorum. Eğer barajı kaldırırsak benim dünya görüşüme yakın başka küçük partiler de o zaman güçlenir. Benim oyum düşebilir endişesiyle barajı değiştirmek istemiyorlar. Yani enteresan bir şekilde hiçbir konuda anlaşamayan muhalefet partileri, bütün Türkiye'deki şu anda meclisteki 4 tane partinin anlaşabildiği 2 tane konu kalıyor. Yani o da 2 tane yasa kalıyor. İkisi de kötü, ikisi de halkın ve demokrasinin aleyhine. Birisi işte bu baraj sorunu, barajın %10'da kalmasında evet. Hemen hemen mutabakat var. Birisinde de ama açıktan kimse söylemiyor bak. Açıktan diyor yok ya baraj tamam yani baraj kaldırsın biz taraftarız falan ama iş geliyor dayanıyor anlaşamadık öyle oldu böyle oldu %10 barajı orada kaldı. Bir de siyasi partiler yasasını değiştirmiyorlar. Neden? Çünkü orada genel başkanlara sultanlık yetkisi evet. Var. Dolayısıyla bu iki konuda samimi olamadıklarını gözlüyoruz. Ama samimiyet şarttır. Yani artık siz demin programın başında bir şey söylediniz. Halk bunları görüyor. Artık halkın seviyesi çok yükseldi. Yani tahsil seviyesi, görgüsü, anlayışı. Daha çok dünyayı, analiz edebiliyor. Tabii. Yani konuları analizini yapabiliyor. Dünyayı takip ediyor. Olanı biteni izliyor. İbret alıyor. Her konuda insanların, dağ başındaki insanın da şeydeki o 12 saat çalışan işçinin de herkesin görüşü var. Yani geçmişte en çok kapanan siyasi parti HDP işte kapananlardan biri diyelim. Parti kapatılmasını
hükümetin getirdiği partiler kapatılmasın diye yasayı onaylamadılar. Evet. Karşı çıktılar. Türkiye aslında hani partilerimiz söylemleriyle uygulamalar birbirini tutmayan uygulamalar içindeler. Böyle kalacak muhtemelen. Hayır, ama böyle kalacağına en azından yani seçim barajının çok büyük bir oynama olacağını sanmıyorum. Böyle kalacağını düşünmüyorum. Ben yeni Türkiye derken yani önümüzdeki 4 yıllık dönemde çok radikal demokratik adımların atılacağını, atılması gerektiğini düşünüyorum. Atılacağına da inanıyorum. Ve bunu demin onu söyledim. Siz aslında çözümü nasıl sağlarsınız? Diyelim ki sizin Türkiye'de terör estirmek isteyen örgüt ya da örgütler o terör faaliyetlerine devam edebilirler, etmek evet. isteyebilir. Sizin de kendisiyle savaşmanızdan aslında çok memnundurlar onlar. Ama siz ona bakmadan onların temsil ettiğini söylediği kitleye yönelik hangi demokratik adımları atmanız gerekiyorsa sonuna kadar hiç onlardan bağımsız olarak atmanız gerekir. Yani bu demokrasi, insan hakları vesaire pazarlık konusu yapılarak geciktirilemez. Yani onlar bir kere ellerinde silahı bıraksın, ben de onlara vereyim evet. denemez. Sen bunu o halkın hakkı olduğu için vereceksin önce. Sonra buna rağmen teröre devam edenle de silahlı olarak mücadeleni yapacaksın devlet olarak. Yani öncelikle sen devlet olarak, hükümet olarak demokrasi eksiğini, hukuk eksiğini gidereceksin. Ondan sonra da hala buna rağmen yine devam etmek isteyen varsa, yani kötülüğe, şiddete devam etmek isteyen varsa da devletin silahlı güçlerle mücadele edeceksin. Bölge halkı aslında bunun farkına vardı. Yani millete hizmet için çalışanla kendisi için mücadele verdiğini söyleyen örgüt arasındaki farkı anladı ki bunu yaptığımız haberlerden çok net görebiliyoruz. İşte Diyarbakır'da, Siirt'te, Şırnak'ta vatandaşlar artık polis, emniyet güçlerini arayıp ihbarda bulunabiliyor. Şurada şöyle bir hareketlilik var, işte şuraya bomba kondu, işte burada 3-5 kişi silahlarıyla bir araya geldi diye istihbari bilgi sağlamaya başladı. Bu hem o bölge halkının emniyet güçlerine olan güvenini sağlamış oldu. Hem de hükümetin politikasının, hani o ayrımı yapmalılar demiştiniz ya. Evet. Hani her Kürt terörist değildir. Şimdi bu ayrımı yapabildiğinin göstergesi diye düşünüyorum. Ağrı Dağı'nda bir kısım askerler çatışma esnasında kalmış ve o yörenin insanları, o askerleri dağdan indirmişti. Bu da evet. Haber konusu olmuştu. Evet. Bu tür şeyler var. Halkın bu terörden çok memnun olacağını düşünmek zaten abesle iştigaldir. Günlerce kepenklerin kapalı kalmasını kim ister? Yani kim istemez ki insanlar sokakta özgürce dolaşsın, o çıkamadıkları yaylalarına çıksınlar, orada çoluk çocuk piknik yapsınlar, özlem gidersinler, hasret gidersinler. Öyle bir düşünün ki sen o yörenin insanısın. Yıllardan beri çıkamadıkları dağlar var. Evet. O dağlarla hasret giderememişler. Yani ben Üsküdar'da bir dava nedeniyle çok sık gidip geldim ve o yörede koyun otlatan çobanları gördüğümde ne kadar sevindiğimi sizlere anlatamam yani. Turistler gitmeye başlamış. Gözlerim yaşardı yani. Kim istemez yani memleketin her tarafını, dağını, bayırını yani huzur içerisinde gezmeyi kim istemez? Ama bunun şartlarının sağlanması lazım. Ben Yamalı Anayasa diyorum buna. Yani her gelen bir şeyler eklemiş, çıkarmış. 17 kez. Ama 17 kez değiştirildiği söyleniyor. Darbeyle sayın. Değiştiriliyor veya kanunla yasa maddeleri çıkartılarak değiştiriliyor ama halen istediğimiz özgürlükçü, demokratik anayasaya kavuşmuş değiliz. Ne yapılmalı bunun için? Nasıl bir yol izlenmeli? İlle de mutabakat diyoruz tabii. Yani siyasi partiler arasında ama olacak mı? Bu sefer olacak mı? 17 kere bir hukukçu olarak belirttiniz. 17 kere değişiklik yapılmış ama 18. de bu iş olacak mı? İnşallah diyelim olur. Olmasını temenni ederiz. Ama tahmin ediyor musun dersen yani yine de çok zor. Kolay değil. Zorluğun sebebi, en belli başlı sebebi, görünen sebebi başkanlık sistemi. Yani başkanlık sistemi yeni anayasa yapmanın önünde iki şekilde engel oluyor. Bir, mazeret olarak muhalefet partileri tarafından ileri sürülüyor. Aslında
gerçekten anayasa yapmak istemeyen, yeni bir anayasaya ihtiyaç yok diyen, MHP aslında böyle bir görüşe yatkın. MHP diyor ki bu anayasayla ne sorununuz var sizin? Yani MHP'ye göre yani bu ülkeye anayasa olmasa da sadece Bahçeli yönetse daha iyi olur. Yani, öyle mi düşünüyorsun? Yani anayasa, yani bu anayasa yani niye değişsin? Yani ne sorunuz var bu anayasayla? Çünkü MHP'nin özgürlük diye bir derdi yok. Yani en azından ben duymadım yani şimdiye kadar yöneticilerinden falan filan yani böyle bir şey. MHP sürekli güvenlikçi, otoriter politikalara yaslanıyor ve yani böyle bir şeyi aslında belki de istemiyor. Veya CHP de gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hani kurucusuyum, öyle bir partiyim falan derken anayasanın gerçekten değiştirilmesini ne kadar arzu ediyor? Ben o konuda samimi olup olmadığını ölçemiyoruz. Neden? Çünkü önümüzde onların mazeret olarak kullanabilecekleri, AK Parti'ye karşı mazeret olarak kullanabilecekleri bir argüman var. Çok önemli bir argüman var. Evet. Diyorlar ki siz başkanlık sistemini getirip bize dayatıyorsunuz. Biz de bu nedenle sizinle bu anayasa değiştirme konusunda anlaşamıyoruz. Gelin siz bu iddianızdan vazgeçin. Ondan sonra konuşalım. Dese ki varsayalım. Başkanlık sisteminden vazgeçtin. Başkanlık sistemini şu an için erteliyoruz, tehir ediyoruz. Gelin yapalım deseler bu sefer başka arızalar çıkarmayacakları şey değil, garanti değil. Başka şeylerle karşısına çıkmayacağı belli değil ama görünür belli başlı mazeretleri bu. Birincisi bu. Mazeret olarak kullanılıyor. İkincisi ve çok önemli, benim daha önemli bulduğum bir şey var. Sizinle program öncesinde de konuşurken gündeme geldi. Ya başkanlık sistemi konusunda halkımız AK Parti'ye oy veren o %50 kitle bile yeterince bilgi sahibi değil. Evet. Yani enteresan bir şekilde çok konuşulan geçtiğimiz dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çokça gündeme getirdiği bu konuda her nedense AK Parti mesela sonuç almak istediği şeylerde çok güzel halka mal edebilirken bu başkanlık sistemini nedense halka mal edemedi, anlatamadı. Anlatmadı mı, anlatamadı mı o konuda belki de muhalefet daha iyi anlattı. Evet. Yani neden olmaması gerektiğini muhalefet belki çok güzel anlattı. Ama siz yani başkanlık sistemini sadece şunu söylediniz. Tayyip Erdoğan başkan olsun dediniz. Ama karşı taraf da şunu söyledi. Ülke bölünecek, eyaletler olacak. Tek dayanağı buydu muhalefetin. Yani şimdi aslında başkanlık sisteminin illaki eyaletlerle mecbur olmadığını, yani ülkenin bölünmesine değil tam tersine bütünlüğüne yarayabileceğini, başkanlık sisteminde çok hızlı, etkili karar alabilecek bir icra varken onun yanında icradan bağımsız çok etkin bir denetim mekanizması olarak yasamanın yer alabileceğini, yani bu güçler dengesinin, kuvvetler ayrılığının gerçek manada aslında başkanlık sisteminde konuşulabileceğini. Şimdi AK Parti şunu söylese sadece, kardeşim bakın yani biz başkanlık sistemini Tayyip Erdoğan için istiyor olsak şu anki sistemden daha bizim için elverişli bir durum yok ki. Evet. Tayyip Erdoğan'ın şu anda hemen hemen her türlü yetkisi var, hemen hemen hiçbir sorumluluğu yok. Yani orada hem yetkisi var hem sorumluluğu var. Yani şimdi Tayyip Erdoğan şu anda güçlü değil mi? Evet. Bu ülkede. Daha ne kadar güçlü olacak? Başkan olursa yani efendim sultan olur, padişah olur. Bu anlamsız bir şeydir. Çünkü bakın şu anda ne, siz de kamu yönetimi okudunuz. Bakın şimdi anayasa. Güçler ayrılığı var mı Türkiye'de gerçek anlamda? Yok. Yok. Yani birbirine girmiş vaziyette. Şimdi meclisi seçtik biz. Meclisin içinden hükümet çıkacak. Yürütme kurulacak. Yani yasamanın içerisinden yürütme çıkacak. Yasama yani yavruladı yürütmeyi. Evet. Peki yargı da aslında tam anlamıyla bugün yasama ve yürütme iç içe girdiği için ve tam anlamıyla bağımsız değil yargı. Ve yasama ve yürütme aslında tek güç olarak bir kalemde birleştiği için ister istemez yargı da bu iki gücün karşısında zayıf kalıyor. Aslında şöyle olsa yargıdaki atamaları kim yapıyor?
İşte yani neticede Cumhurbaşkanı yapıyor. İşte yani HSYK'nın vesaire SYK'nın. İşte sonuçta yani böyle şu andaki durum aslında savunulabilecek bir durum değil. Yani parlamenter sistem iyidir diyenler Türkiye'deki parlamenter sistem iyidir demiş olamazlar yani. Böyle bir şey savunulabilecek bir durum değil Türkiye'deki yani. Ha yani peki diyelim ki başkanlık sistemi olan ülkeler var. Yarı başkanlık sistemi olan ülkeler var. Evet. Bunlarda diktatörlük mü var kardeşim? Yani bunları ama bunları nedir? AK Parti önüne bir ders olarak koyup gerçekten başkanlık sistemi nedir? A'dan Z'ye kendisine oy veren vermeyen. Çünkü başkanlık sistemi yarın öbür gün anayasa konusu olduğunda referanduma gittiğinde sadece kendi kitlesinden değil diğer partilere oy vermiş insanlardan da referandumda evet. oy istemek durumundasınız. Onu da ikna edeceksiniz. Nihayetinde yani başkanlık sistemi deyip geçmeyin. Anayasadaki en büyük tartışma o. Çünkü sistemi yukarıdan dizayn ediyorsunuz. Anayasa ona göre izah alacak yani. Onun için çok önemli. Onun için konuşuluyor. O yüzden de gerçekten AK Parti bu başkanlık sistemini samimi olarak getirmek istiyorsa, anayasayı bu yönde değiştirmek istiyorsa, ki istiyor, o zaman ilk yapacağı şey hemen tepeden bir şey hazırlayıp 330'u bulup referanduma gitmek yerine önce bunu bir anlatacağı bir süreç evet. geçirmesi lazım. Bir evet. kısa ara verelim. Olur. Yine başkanlık sistemini aradan sonra konuşmaya Olur. Devam ederiz. Olur. Daha farklı başlıklarımız da olacak. Efendim kısa bir ara ardından hemen burada olacağız.